Evet sevgili dostlar, Serhat Ahmet Tan hocamla beraberiz yine. Bir placebo videosu yaptık, programı yaptık. Tabi esmalarla ilgili çok fazla program yaptık ama şimdi biz tabi bu Harut Marut konusunu konuşurken de duaların hem gücünü konuştuk hem de işte bir imajine ettiğimizde onu kendi dünyamız içerisinde, kendi beynimiz içerisinde oluşturduğumuzda ulaşabiliyoruz demiştin. İşin dua kısmı nerede? Bir. İkincisi de böyle bir sistem Allah izin verdi, böyle bir sistem yaptı dediğimizde Allah'ın oradaki iradesi o zaman her şeye evet izni çıkan bir sistem mi oluyor? Benim duamın kabul olmaması ne demek? Evet. Ve benim için hayırlı mı değil mi bunu veya bilmiyorum. Veya duanın kabul olması nasıl oluyor? Hı. O zaman her, şimdi, bu sisteme göre o zaman hepsi kabul oluyor anlamına geliyor. Yok işte Allah'ın iradesi devreye girmeden de olmaz. Bak şimdi ben bir şey istiyorum. Hı. Bu bir irade ortaya koymak demektir. Bunu isterken ben diyorum ki bak güzel imajinasyon yap ve onu yaşıyormuş gibi onu yap. Şimdi burada bu iradeyi ortaya koyduğum zaman bunda şüphe var mı yok mu? Şüphe olursa olduğu şüphe kadar gecikir olmaz. Hı-hı. Tersi olur. Hiç şüpheden arındırman lazım. Hiç şüphesiz yapman lazım ki onu nasıl olacağını söyleyeyim. Ama duanın kabulü şu. Sen bir irade koydun. Allah'ın iradesi gelip senin iradenin üzerine tevafuk ederse o iş olur. Ama sen istediğin kadar iste, Allah'ın iradesi gelmezse olmaz. Peki Allah'ın iradesi neye göre geliyor? Güvene göre geliyor. Şüphe varsa gelmez. Anlatabildim mi? Yani Allah'ın iradesi gelmeden bir iş sen istediğin kadar iste olmaz. Neden olmuyor? Şüpheli istiyorsun da ondan olmuyor. Bak örnek vereyim. Mesela adam kirasını ödeyemiyor. Tamam mı? Ben diyorum ki bir dua yap kardeşim. Bir şey iste Allah'tan. Boğazda yılda oturmak istiyorum diyor. Kardeşim diyorum bak bu iş şüpheli. Olmaz. Neden olmaz? Senin bilinçaltın bunu kabul etmez. Çünkü Boğaz'da sen hizmetçin olacak, şu olacak, bu olacak. İnsanlara yemekler vereceksin, bahçıvanın olacak. Şu. Senin gelirin yok ki bunu karşılayacak. Ben sana Boğaz'daki yalıyı versem bir ay oturamazsın, orayı karşılayamazsın. Bilinçaltın bunu biliyor. Bunu şüpheli görüyor, bu iş olmaz. Allah'ın iradesi gelip senin bu isteğinin üzerine tevafuk etmez. E peki nasıl arındıracağım ben bunu şüpheden? Şöyle arındıracaksın. Allah'ım kiradan beni kurtar, mazbut bir ev ver. Şimdi sor bunu kendine. Bunda şüphe var mı? Yok, bu olur diyor. Olur çünkü senin ihtiyacın o. Yani burada ihtiyaca göre gidersen güven oluşturabilirsin demektir. Ha başkası da der ki ben Boğaz'da yalıyı da isterim. Onun müştemilatının bütün gelirlerini de isterim ve buna da güven oluştururum. O da onu yapabilir. Anlatabildim mi? Yani, sistemi ister. Yani bu sistemi kendi gücünü bilerek ona göre oluşturacaksın. Eğer senin imajinasyon gücün o yalının bütün müştemilatıyla, bütün geliriyle, akarıyla bunu eğer güvenli görüyorsa ve bunu kabul edebilecek bir şey, bunu şüpheli görmüyorsa onu istersen o zaman Allah'ın iradesi gelir, o da olur. Yani onu şüpheli görmemesi lazım. Kendi bilinçaltın. Şüpheli gördüğün şey olmaz. Şimdi bu sistemin bozulması nasıl oluyor? Şimdi bunu Allah'la arasındaki bu şeyi nasıl anlayabiliriz? Sen dedin ki sen kendini o zaman Rab mı ilan ediyorsun, ilahlık mı dava ediyorsun falan dedin değil mi? Bak burası da çok önemli. Şimdi bunu nerede buluyoruz? Bunu Karun kıssasında buluyoruz. Kasas suresinde Karun kıssasında. Şimdi Karun'un zenginliğini şöyle tarif ediyor Kur'an-ı Kerim. Bunun hazinelerinin anahtarlarını. Hazinenin kendisini demiyor. Hazinenin kendisi bir büyük hazine odası düşün. İçinde neler var? Bir tane anahtarı var, şu kadar bir şey. Yani eskiden büyük de anahtarlar ama hani bu kadar diyelim. Şimdi bu hazinenin anahtarlarını diyor. Güçlü kuvvetli bir bölük asker zar zor taşıyordu. Yani 150 kişi. Güçlü kuvvetli 150 kişi sadece anahtarları zar zor taşıyormuş. Peki ne olmuş bu? Altını üstüne getirdik diyor servetinin. Neden altını üstüne getirdin? Bir tek laf söylemiş. Bunu ben yaptım demiş. Şimdi bunu ben yaptım çok masum görünüyor. Ya bu lafla da adamın bütün hazinesi altın üstüne getirilir mi? Getirilir. Sen bunu ben yaptım dediğin zaman burada Allah yok karışmadı. Bende ilahlık var diyorsun. Şimdi burada kendini bu isteklerde Rab ilah konumuna koyup da bütün güç kuvvet bende. Ben sana dedim ki imajinasyon oluştur. Bütün her şey senin içinde. Yapabilirsin ama burada kendine bu ilahlık payesini verdiğin andan itibaren iki tane ilah çıkıyor ortaya. Bir sen varsın bir de gerçek ilah var. O zaman gerçek ilah diyor ki burada iki tane ilah var. Burada ilahlardan bir tane olması lazım bir tanesi sahte.
Bakalım ben altını üstüne getireyim, sen bunu tekrar elde edebilecek misin? Şimdi burada sistemi sen aslında gene kendin ters çeviriyorsun bu ilahlık davasıyla. Anlatabildim mi? Burada çok dikkat edilmesi gereken şey bu. Yani bütün bu imajinasyonu oluşturabilirsin fakat ilahlık makamını ve Rablik makamını kendine vermeyeceksin. Bunu da nasıl yapabilirsin? Bunu şükrederek yapabilirsin. Yani şunu da diyeceksin. Allah'ım ben bu bir şeyler yaptım, dua ettim, çalıştım, çabaladım falan bir sen hedefledim. Sen bana verdin. Şöyle, evet ben de bir şeyler yaptım ama bu benim yaptıklarımla olmayabilirdi. Bozulsaydı bozulurdu. Yanından karınca geçer, ayağın tozu değerdi, bunu bozabilirdi. Ama bozulmadıysa ben sana şükrediyorum. Çünkü benim irademin üstüne senin iraden gelmeseydi olmazdı bu. Bu bozulmadıysa ben sana şükrediyorum. Bu şükrü de nasıl yapacaksın? Şükür nedir? Şükrü yapabilmen için böyle kuru kuruya elhamdülillah demekle de olmaz. O elhamdülillah'ın manasını anlaman lazım. Elhamdülillah şu demek. Bir tane buğday tohumu bu dünyanın tamamı olmadan olmaz. Bu dünyanın tamamı bu kainatın tamamı olmadan olmaz. Çünkü o buğday tohumunun içinde altın zerreciği de var. Altın nerede oluyor? Galaksinin içinde nötron yıldızların birbirine çarpışmasıyla oluyor. Ve oradaki o kilonova denilen büyük patlamayla oluşuyor. O anda oluşuyor. Ve o oradan geliyor, dünya kuruluyor dünyanın içinde. Dünyanın içindeki o olaylar, bütün elementler, yediğimiz, içtiğimiz her şeyden tut, kullandığımız her şeye kadar o kilonova, yani kainat olmazsa buğday tohumu olmuyor. O zaman bu şu demektir, sen bir ilahlık davası güdersen, bu kainatın hepsini koruyup kollama, idare etme, yönetme gücüne sahip olman lazım ki bu imkansızdır. O zaman şunu fark edeceksin. Bütün bu şeyleri bana bu buğdayı getirip veren ve özel olarak o buğdayı yiyorsan, pirinç tanesini yiyorsan onu sana Allah özel olarak vermiş demektir, hediyedir. Ama bütün bu kainatı kontrol ettiği için ve her an bunu yapabildiği için onu sana vermiş demektir. O zaman sen bunun farkında olup şükretmen lazım. Yani nimetleri kullanıp da farkında olmazsak, ki öyle yaşıyoruz biz hepimiz. Yani portakalı yiyorsun, yemeğini yiyorsun, şeyini yiyorsun, bir elhamdülillah bile demiyoruz. Elhamdülillah demeyip de onun manasını bile anlamıyoruz. O zaman şu var, bu kainatın hepsinden bana bu portakalı yediren Allah'a şükrediyorum. Bunu düşünsen yeter. Şükretmiş olursun. Şükretmek de seni direkt Allah'a yaklaştırır. Ve burada Rablik davası yapmadan bu imajinasyonları oluşturabilirsin. O zaman da bütün istediğin olur. Yani burada bütün bu hassas şeyleri düşünmek lazım. Bu arada da yine nefsin, işte ne bileyim, iblisin musallat vesvese, bunlar da giriyor işin içerisine. Onlar girer. Zaten sana vesvese vermesi şu. Sende güç var, kuvvet var. Hallettin sen. Geç aynanın karşısına. Sen sabahlara kadar çalıştın. Sen çalıştın, yaptın. Bak ne kadar yakışıklısın. Yeteneklerin de var, şu da var, bu da var. Onlar sana gene gelirler, ayağında diz çökerler. Onlar işi olmaz sen olmadan falan filan. Bu da var arada. Bundan da senin sıyrılabilmen tabii lazım. Tabii onu sıyrılman için işte şükür halinde olmak lazım. Yani şükür halinde olmak çok önemli. Şükür ve zikir mi? Şükür zaten zikir demek. Yani Allah'ın nimetlerini fark edebilmek. Fark ettikten sonra bu seni Allah'a yaklaştıran bir şeydir. Fark etmezsen uzak oluyor. Bak burada da çok önemli bir şey var. Ben size şahitlerinizden daha yakınım. Sen diyorsun ki biz Allah'tan uzakız. Şimdi Allah bize yakın ama biz Allah'tan uzak oluyoruz. Allah'a yaklaşmanın çaresi bu şükür. O da nimeti fark etmek. Yani Allah'ın makamının yerini bileceksin, kendinin yerini bileceksin. Bütün bu imajinasyonları yapabilirsin. Fakat aradaki farkı bileceksin. Yani ben ilahım, ben Rabbim. Zaten Firavun ondan oluyor, o da ters geliyor. Karun ondan oluyor, o da ters geliyor. Burada nosebeyi oluşturacak şey senin ilahlık dava etmen. Peki şükrettiğinde, Allah'a dua ettiğinde de böyle yani birçok arkadaşımda da duyuyorum. Hani ben de ister istemez onu belki aklımızdan atmaya çalışıyoruz ama böyle bir şekle ya da bir makama, bir şeye sokma psikolojisi de geliyor. Hani dua ediyorsun, hani bir an böyle kafanı yukarıda hissediyorsun ya da bir şekil, onun büyüklüğünü hiç nasıl düşünmüyorsun. Yani Allah tarafından. Allah'ın büyüklüğünü hiç düşünmeyeceksin. İşte orada yani nasıl seyredeceksin? Bir varlık sokuyorsun onu. Mesela işte bu oluyor bazen. Teşbih oluyor. Teşbih oluyor. Onu nasıl yeneceksin? Tenzihle yeneceksin onu.
Yani hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeyleri... Arkasından yine onu kendin söylüyorsun belki ama ilk ederken bak, ister tamamen, istemez öyle bir şey oluyor. Tamamen tenzih de sınırlamadır. Onu o zaman teşbihle dengeleyeceksin. Tamamen teşbih yaptığın zaman da sınırlama yaparsın. Onu da tenzihle dengeleyeceksin. Yani burada Allah'a ait, mesela Allah'ın zatına ait herhangi bir şeyi düşünmeyin diyor. Mesela hadislerde de var. Anlayamazsınız. Onun anlayabileceğimiz kısmı... Ne düşünüyorsan ben o değilim. Tabii yani anlayabileceğimiz kısmı esmalarla bu tarafa yansıyan ve sebep-sonuç ilişkileri içerisinde giden sistemler, birbirine bağlı sistemler. Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki bak orada bir patlama olmuş, Kilanova patlaması olmuş milyar seneler önce. Orada altın oluşmuş, oksijen oluşmuş, şu oluşmuş, bu oluşmuş. Onlar gelmiş. Bugün ben bu bardak suyu içiyorum. Bak bu bardak suyu içebilmem için bu okyanusun olması şart. Bu okyanusun olması için de bu dünyanın olması şart. Bu dünyanın olması için de bu alemin olması şart. Yani bu bardak su, şu kadar bak bir yudum su içeceğim. Çok düşünmüştüm ben mesela. Bu kadar dünyada neden su var ya? Acaba bu kadar, yani bizim içeceğimiz bir bardak su. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız falan. Hani ufak bir göl olsaydı bizim Bandırma Manyas Gölü, o zaman Manyas Gölü kadar su olsa yeterdi diyordum. Ama öyle değil yani iş. Bütün bu sistem bak, bırak sen dünyanın içindeki suları, kainatın içindeki bütün sularda olmadan bu bardak suyu içemeyiz. Yani bu öyle bir şey. Onun için burada bu şükür meselesi, yani Allah'ın zatını düşünmeden esmalarına verdiği, zaten esmaları niye öğretiyor Adem'e? İşte bu sisteme öğretiyor. Yani esmalarının hareket tarzıyla, çünkü bunlar sınırlı sistemler. Bizim kavrayabileceğimiz sistemler. Yani bir şeyi isimlendirdiğin zaman sınırlıyorsun. Peki can alıcı bir soru sorayım, öyle de kapatalım olmazsa. Şimdi Hazreti Adem'e esmaları öğretti. Peki Hazreti Adem hem esmaları bilirken, sistemi bilirken, istediğini bu şekilde Allah'ın izniyle ulaşabilecekken bir sınır vardı, cennetteydi. Neden esmalar sistemiyle i̇şte yanlışa oradaki sınav... İblis geldi. Aynen bu. Yani esmalar varken sınavını da, iblisin kandıracağını da, oradaki şeyi çözemedi. İblis geldi. Onun aynı şekilde bak burada ne dedik? Kendini Rab veya ilah makamında görmeye başladığın anda sistemi ters çeviriyorsun. Nosebe etkisine giriyor. Orada onu mu gördü? Orada iblis ona onu yaptı. Yani Nosebe yaptı ona. Dedi ki seni ölümsüz yapayım, seni şu yapayım, bu yapayım. Halbuki ne ölümsüz? Zaten ölümsüzsün. Zaten sonsuz hayat var. Yani, anlatabildim mi? Yani burada bir şeye yönlendirip onu, sen bunu yapabilirsin, bunu elde edebilirsin ve sende bu güç var. Sende ilahlık gücü var diyerek onu kandırdı aslında. Anlatabildim mi? Yani sen ilah olabilirsin. Zaten orada söylüyor, siz melek olmayın, ilah olmayın, ebedi olmayın diye bunu size yasakladı diyor. Bu ağaçtan yemeyi. Yani orada onu kandırdığı şey şu. Sen ilahlık dava et. Farkında olmadan Adem o tuzağa düştü. O tuzağa düşünce Nosoba'ya düşmüş oldu. Nosoba'ya düşünce bütün imkanları şey oldu, dünyaya geldi. Yani burada buna çok dikkat etmek lazım. Burada ilah veya Rab olmadan bu imajinasyonu yapmamız lazım bizim. Gerçek bir ilah var, gerçek bir Rab var. O bu sistemi kuruyor ve bize hediye etmiş. Bize de böyle bir şey var. Peki bunu istemek var. Gerekir mi? Efendim? Şimdi normal bir insanız, belli bir ömrümüz var. Araştıralım, öğrenelim, şunu yapalım, bunu yapalım derken işte normal bir insanda hani 50, 60, 70 neyse 100 seneyi de yaşayabilenler var. Daha önce de öyle bilir ama ömür ortalama baktığımızda 80-100 senelik bir durum. Böyle bir sistemi, esmalar sistemini işte biraz önce konuştuğun gibi placebo sistemini bilmemiz, bu şekilde yürümemiz mi doğrusu? Hiç böyle bir şey yok. Zaten böyle bir ömrümüz var. Farzlar, helaller, haramlar belli. İbadetini yap ve vefat ettiğinde de işte Allah'ın cenneti, öyle de onun üzerine de öldüğünde zaten Allah bunu vaat ediyor. Bu daha kolay değil mi? Yok. Burada biz ayıramıyoruz. Rab'le aramızdaki şeyi veya ilahla aramızdaki farkı ayıramıyoruz. Çünkü neden? Bize gelen nefs dediğimiz sistem direkt Allah'ın nefsinden geliyor. Orada ilahlık gücü var. Seni ilah gibi hissettiriyor. Zaten bugün bütün dünyadaki kargaşa ilahlık davası herkesin. Senle ben kavga ediyorsam ben ilahım. Sen de diyorsun ki sen ne ilahsın, ben ilahım.
Yani yolda kavga eden, karı kocadan tut, çoluk çocuğu hepsi. Aile içerisinde bile değil mi? Hepsinde ilahlık davası var. Bu zaten bütün bize gelen sistem diyor ki bu ilahlık davasından vazgeçin. Bunu dengeleyin yani. Bunu anlayın. Bunu anlarsanız o zaman siz bu sistem sizin bu kurgunuza müsait istediğinizi yapabilirsiniz. Bir tek onu anlaman lazım. Yani onu anladığın zaman sana verilen sistem zaten ilahi sistem müsait. Cennette de aynı şekilde. Şimdi direkt cennete gönderse, koysa bizi hiç dünyada yaşamadan. Anlayamazsın arandaki farkı. Çünkü cennette her istediğin oluyor. Ben ilahim diye gezersin. Peki oraya sonrasında gittiğimizde? Sonrasında gittiğinde buradan öğreniyorsun ilah olmadığını. Zaten öğrenemeyen başka yere gidiyor. Cennete gitmiyor yani. Öğrenen gidiyor cennete. Öğrendikten sonra oradaki o nimetler zaten ilahi bir ortam var. Her istediğin oluyor. Yani ilahım desen orada ilah olursun yani. Ama bilgiyle gittiğin için hayır diyorsun. Ben bunu dünyada tecrübe ettim. Burada bütün her şey, yani cennette yapılan şey de bu benim anlattığım şeydir. Yani imajinasyondur. Oradaki o imajinasyonda orada başarılı olabiliyorsun. Çünkü bilgiyle gidiyorsun. Burada bilmediğimiz için yapamıyoruz biz bunları. Aslında burada da yapabilir herkes. Yani aradaki farkı ayırsak ve o güveni oluştursak. Yani bu sistem bana ait değil kardeşim. Ben ilah değilim ama benim böyle bir yeteneklerim var. Çünkü bende Allah'ın esmaları var. Hepsini yapabilirim ben bunların. Ama aradaki farkı ayırayım. Yani güveni öyle bir oluşturayım ki ilahlık dava etmeyecek şekilde. Bu güven oldu. Peki biz tabii evet. Bayağı kaçıncı artık program ki televizyonlara da sayarsak yıllardır program yapıyoruz. Dışarıda da genelde bununla ilgili çok konuşuyoruz programla. Bak haricinde. Bu son bölüm daha güzel oldu. Şunu anlatabileceksen eğer. Yani çünkü dışarıda biz bunu konuşuyoruz ama ekran önünde birilerini anlatmak her zaman yok, anlatırız bunu yine. Çok bazen bunu anlatırız. Söylemek istemiyor birçok insan da sen söylersen hiç önemli değil, dinlemek isteriz, mutlu da oluruz. Bu tarz hani mucizevi diyeceğim ya da nasıl hani bir imajine ederek esmalarla, yönetici esmanla, belli zikirlerle, işte belli bu sistemi kullanarak, Rab'lıktan kendini soyutlayarak bir şey oldu mu hayatında mesela? Benim oldu. Yani olmaz dediğin yani. Olmaz dediğim ben şimdi hiç benim kitap yazacak bir şeyim yok. Araştırma yapıyordum ama o televizyonlara çıkacak bir şeyim yoktu. Böyle insanların beni tanıyacağı bir ortam hiç yoktu yani. Son böyle 15-20 senede oluştu. Tamam bu yine yapılabilir bir şey. Yani ya, bana göre mucizevi ben. Yani. Şunun gibi yani atıyorum işte bandırmalıyım dedin hocam. Bandırmadasın. Ama hani burada nedir? Olağanüstü bir şey. Ne bileyim. Başbakan olman, cumhurbaşkanı gibi. Hani. Olabilirsin. Yeterince onu oluşturabilirsen, imajını edebilirsen oluşturabilirsin. Yapabilirsin. Ama burada şu var. Bütün başbakan olanlara, zengin olanlara hepsine bak. Hepsi zaten bunu yapmıştır. Bunu doğal olarak yapıyor. İnsanların birçoğunun yeteneği var. Fakat bu doğal olarak yapıp bu sistemin farkına varamazsa, kendini ilahtan ayıramazsa ondan sonra da gümbürlüğü aşağıya gidiyor. Yani yıkılan imparatorluklara bak, imparatorlara bak, zengin holding sahiplerine bak, batanlara bak, çıkanlara farkında bak. Farkında olmadan böyle bir sistemi mi kurmuşlar? O doğal olarak onun eğilimi var. Baştan öyle güvenerek gidiyor, onu oluşturabiliyor. Ama aradaki farkı ayıramadığı zaman bir yere geldikten sonra ben şöyleyim, ben böyleyim demeye başladığı zaman tak yıkılıyor. Yani savaşı kaybeden kral da bundan kaybeder. Holdingi batan adam da bundan batar. Holdingi çıkartan adam da bundan çıkartır. Şimdi bunu eğer bilerek bu aradaki farkı bak o kadar şeyler anlattık. Bunu bütün bunun şey noktası bak burada ne diyor? Küfür etmeden yani Allah'a bilerek gideceksin bunu. Arandaki ilahla farkı ayırarak baştan başlarsan yapabilirsen sende doğal yetenek de varsa o zaman bu zirveye de çıksan zirvenin zirvesi de olur zirvenin zirvesi de olur hiç de bir şekilde kaybetmezsin. Mesela bazısı ölünceye kadar sürdürüyor, çocuğunu da kaybediyor, torununu da kaybediyor. Çünkü onlar bunu şey yapamıyorlar. Ya oradan gelen gücü kullanmak da önemli. Mesela sana bir yerden miras kaldı. Her şeyi yapıyorsun, ilah gibi hissediyorsun. O zaman ona şey, buna şey. O zaman bozuyor musun? Bozuyorsun. Bozuyorsun. Bak bu korku, şüphe hep bunlar bozuyor. Mesela hanedanlar. Hanedanlar belli, aileler, para baronları. Evet. Onlar şimdi atıyorum 8-10 kuşak devam ettiriyor. Onlar evet. Çocuklarına da bu sistemi mi öğretmişler? Tabii aynen. Aynen. Onların da onlar bu sistemi
Zaten bak burada İsrailoğullarını eleştirerek anlatıyor değil mi bunu? Bunu İsrailoğulları neden? Bizim üzerimizde nosebo etkisi oluşturacak şekilde kullanıyorlar. Kendileri bu sistem bildikleri için plasebo etkisi. Onlardan gittiğin zaman sana der ki bak şeytan ne diyor? Allah'a reddet. Ondan sonra sen reddediyorsun. Geliyor ben Allah'a reddetmem diyor. Sen yaptın onu diyor. Bir hikaye anlatayım. Bir hikaye şeyde anlatmışlardı. Güldür Güldür Show'da. Şimdi bir tane gelin var. Bir tane ineği var. İneğin de bir tane şeyi var, yavrusu var. Yavrusu fazla sütü içiyor diye onu götürüyor bir yere bağlıyor. Hani oradan alacak, süt yapacak, şey yapacak falan, peynir yapacak. Şeytan da seyrediyormuş. Şeytan demiş ki şu yavrunun ipini bir gevşeteyim bakayım. Ne olacak? İpini gevşetince yavru kurtuluyor, annesinin yanına gidiyor. Gelin de geliyor, yavruya bir tane vuruyor. Yavru düşüyor yere kıvranırken. İnek bir bakıyor diyor ki vay sen benim yavruma mı vurursun? Gelini bir tepiyor kanlar içinde yere. Ondan sonra kayınpeder geliyor görüyor. Vay diyor benim gelinime şey yapmış diyor. İneği ben vuracağım diyor. Tak ineği vuruyor. Bir vesvese. Öldürüyor. Ondan sonra şeyin gelinin kocası geliyor yani adamın oğlu. Bakıyor eyvah diyor. Babam diyor hem diyor karımı öldürmüş hem diyor ineği öldürmüş. Ben diyor babamı öldüreceğim diyor. Babasını vuruyor. Ondan sonra bakıyor ulan ben bunları öldürdüm ve dayanamam bu acıya diyor. Kendisini de öldürüyor. Şeytan da diyor ki bak şimdi görüyor musun diyor bütün bunların hepsini benden bilirler diyor. Anlatabildim mi? Yani onun verdiği çok ufak bir plasebo, zaten nosebo etkisidir. Üzerimizde bir tasarruf yok ki bir şey zorla yaptıramaz sadece. Ama bu olan olaylar sistem. Neden oluyor? Sen bilinç altında sistemi tasarlayamadığın için. Bu arada hocam bu video şey oldu. Süper şey mi oldu? Dostlarımıza böyle bir motivasyon videoları var ya böyle. Onun gibi bol bol bu videoyu tekrar tekrar izleyip yani motive edip kendimizi. Bu üçüncü videoyu bol bol izlesinler. Ama tabii bunu sen yapabiliyor musun? Ha, yapabildiğim kadar. Herkese yapabildiği kadar yapar. Yayından sonra soracaklarım var. Evet sevgili dostlar Serhat Ahmet Tan hocamın mutlaka YouTube kanalına takip alıyorsunuz. Zile basıyorsunuz. Yine Sebep Sonuç'ta da aynı şekilde. Neden böyle kanalımız artık devam ediyor? Sebep Sonuç'tan malumunuz yine hatırlatayım bir sene kapalı kalmıştı açıldı. Bir algoritmalar tabii önermiyor videoları. Zile basın, beğenin, mesaj atın. Yine ön plana çıkartalım inşallah. Başka bir bölümde, başka bir videoda kısmet olursa yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.